Hayırlı sabahlar efendim, günaydınlar. TRT 1 ekranlarından, Alişan'la Hayata Gülümse programından herkese her zaman olduğu gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün. Bir Ramazan günü artık öyle söylememiz lazım değil mi? Evet. Bir Ramazan günü diliyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar dileyelim herkese. Bugün uzun zamandır bize konu... Sen neredesin? Uzun zamandır neden niye yapıyorsun? Neden davet etmediniz? Davet etmedik. Evet. Bak şimdi mübarek Ramazan günü bak ekibine bak. Nuray Karpuzcu, doğal yaşam uzmanı. Nuray'dan az sonra yine muhteşem tarifler ve en önemlisi Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği ve tok tutan sahine tatlısı. Bunu çok... ilk sene yapmıştık galiba. Evet, evet, yine Ramazan'da yapmıştık. Ramazan ayında çok tercih edilen bir tatlı. Tatlılarda şöyle bir problem var biliyorsunuz. Eğer biz Osmanlı tıp hekimlerine göre... Tatlıyı her zaman yemekten önce yiyoruz ya. Mesela Peygamber Efendimiz orucunu çoğunlukla hurmayla, hurma bulamadığı zaman suyla açıyormuş. Fakat tatlılarda şöyle bir tehlike var. Birçok tatlı glikoz şurubundan yapılıyor ve glikoz şurubundan yapılan tatlılar mideden sonra bağırsağa geçiyor ve bağırsak burkulmalarına neden oluyor. Dur, her şeyi şimdi söyleme. Her şeyi şimdi söyleme. Birazdan uzun uzun konuşacağız. Tamam, peki. Hem tatlımızı yapacağız hem diğer formülleri vereceğiz. Onun dışında Dilek Cesur az sonra, biliyorsunuz o da programımızın emir başlarından efendim, eğitimci yazar Dilek Cesur az sonra bizlerle birlikte ve sürpriz konuklarımız var. Daha neler neler var ama önce bir VTR'e götürmek istiyorum sizi. Ayşe Dinçer. Ayşe kardeşim, buradan selamlar, sevgiler. Manisa'nın, daha doğrusu Manisa'da yörenin hanımlarıyla buluştuğu bizim için iftarlık pideler pişirildi. Dibek buğdayı dövdü. Türküler söyledi. Ayşe'ye gidiyoruz. Ayşe ile Manisa'dayız. Buyurun. Dediler ki bizim köyümüzde böyle gezemezsin, bizim gibi giyineceksin. Onlar gibi giyindim ve şimdi nereye gidiyoruz Hülya Muhtarım? Fırına gidiyoruz. Ekmek yapmaya gideceğiz, evet. Değil mi? Böyle yapacağım ekmeği, evet. De. Ama siz bana gelin olacağım dediniz. Siz bana fırında ekmek pişireceğim demediniz ki. Haydi o zaman gidelim. Pide yapmak için hanımlarla yeniden bir araya geliyoruz. Ekmek yapmaya buradan başlayacağız, öyle mi Hülya'cığım? Evet. Peki Hülya Muhtarım. Tamam. Oturdum. Biraz evet, şimdi Ayşe teyze. Evet. Kız gene karşı karşıya. İki Ayşe karşı karşıya oturmayedik ya. Değil mi? Ya. O zaman şimdi ne yapıyorum Hülya Muhtarım? Birazcık undan yapalım, şöyle serpelim. Şöyle, güzel mi? Evet, çok güzel. Tamam. Ve bu hamurumuzu vereyim ben size. Üzerine birazcık daha un yapalım. Ve şu şekilde ellerinizle. Ayşe teyzem gibi mi? Yok, şöyle şu şekilde yapabiliriz. Önce elle mi açacağız bunu? Evet. Sonra mı oklava kullanacağız? Ya sonra uzatmak için oklava kullanacağız. Hmm, bak Ayşe teyzemden ben kopya çekiyorum. Sen nasıl ediyorsun onu? Evet, bak kepçeyle dağıtıyorsun şeysini, otuna. Kepçeyle dağıtıyorsun? He. Kepçeyle koyuyorsun, dağıtıyorsun. Haydi o zaman. Gel güzel de bir türkü söyleyelim kız. Pınar'a gel ki görem, Pınar'a gel ki görem, el uzat ki gül verem, dur 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 sene, dur bir haber versene. Aramızda dağlar var, aramızda dağlar var, ben seni nasıl görem, dur 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 sene, dur bir haber versene. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdanı derem, bu yılda burada kalam, gene seni ben alam. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdanı derem, bu yılda burada kalam, gene seni ben alam. Ya Ayşe teyze. Ayşe teyzem, oldu mu bu? Evet, oldu. Şimdi o zaman ben de kepçeyle dağıtayım mı? Ayşe teyzem, oldu mu? Oldu mu Ayşem, oldu mu? Eniştem camızları buldu mu? Bir kerecik öpmeyle gül benzin Ayşem soldu mu? Oldu mu Ayşem, oldu mu? Enişten camızları buldum mu?
Bir kerecik öpmeyle gül benzin Ayşem solduğumu. Evet kızlar. Ayşe teyzem bu yeterli mi? Evet çok güzel oldu. Balla aldı mı? Bunu kapatalım buraya doğru. Şimdi kapatıyoruz evet. Bunu. Beni korkutacaklar. Ben gelin oldum derken, sevinirken bana ekmek yaptırıyorlar. Gerçekten marifetmişim. Muhtarım sen de zannettin ki ben yapamayacağım. Evet, baktım öyle yapamayacağım dedim. Yapmıyormuşum de. Aynen yapıyorum değil mi kız Ayşe teyze? Hadi o zaman kara fırına doğru yola çıkalım. Evet. Hep beraber gelmek. Haydi bakalım. Hülya muhtarım. Gidelim. Muhtar bizi buraya gezmeye çağırdı. Bütün köyün işini yaptırdı vallahi. Bildiğin bütün işleri yaptırdın bana. Hiç azıcık öyle falan değil yani. Ama olsun bunlar hep köy işleri. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk, hoş bulduk. Fırın küreğini eline alan Ayşe Hanım hızlıca pideleri pişirmeye başlıyor. Şimdi ne kadar sürede pişecek bunlar? Ne kadar bu sıcaklık? 25 dakika falan. Fırında 20 dakika pişen pideleri aynı titizlikle geri çıkarıyor Ayşe Hanım. Ya Allah. Ya Bismillah. Allah'ım. Yüzümü kara çıkartma ya Rabbim. Evet bir tane çıkarttım. Oh. Aman Ayşe Hanım. Dikkat edin yakmayın kendinizi. Tatlıyı yaptık. Pideleri hazırlayıp fırında pişirdik. Haliyle biraz yoruluyor Ayşe Hanım ama Hülya Hanım'ın bizi dinlendirmeye pek niyeti yok gibi. Ben biraz artık dinleneyim. Çok yoruldum. Yok Ayşe'cim. Şimdi dübek dövmeye gideceğiz. Dübek dövmeye mi gideceğiz? Hiç evet, dinlenmek gidiyoruz. Yok mu bu köyde gelinlere? Yok Ayşe'cim. Bütün gelinler böyle evet. Çalışıyor mu? Evet gelinlerimiz hep bu şekilde. Yürü. Buyurun, yürü Ayşe. Hülya Muhtar. Bir de dübek dövmeye gidelim. Dibek dövme işlemi için yola koyulan Ayşe Hanım yolda küçük bir kız çocuğuyla karşılaşıyor. Gel bunu böyle bağlayalım sana. Bana bak bakayım. Ben seni yerim ya. Sen ne tatlı oldun. Seni yerim ben. Haydi Ayşe Hanım, dibek dövmekte ne kadar marifetlisiniz görelim bakalım. Yemin ederim beni kandırdılar. Seni gelin edeceğiz dediler. Dübek dövmeye geldik. Hamur yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Kızlar kolay gelsin, bereketli olsun. Valla Ayşe ablacığım beraber olsun. İki de ben vurayım dübeğinizi. Buğdayınızı şöyle biraz benim de bir katkım olsun. Ama isterseniz siz bana güvenerek yapmayın. Siz nasıl yapıyorsunuz ben bir göreyim önce. Şimdi seyredin dübek nasıl yapılıyor. Ya Allah, ya Bismillah. Önce besmele. Senin kızlar yapıyor. Böyle 10 gün yapsalar bir dibek bitmez ki. Evlerinin önü yoldur. Yolun sonu kara goldur. Kurban olalım alfa demem. Gel destini bizden doldur. Ayşe Hanım bu iş tek başına olacak gibi değil. Diğer kızlarımızdan yardım alsak mı? Haydi başla. Biraz yoruldunuz gelin hanım. Bu dibeyi dövmek için damat beyin yardımı şart gibi. Emre Ergen. Bakalım bir. Gel bakalım sen bir gel de damat bey. Şu dibek başında. Haydi Bismillah. Oğlunuz bilmiyor dibek dövmeyi. Odun kırar gibi değil mi? Değil. İlk önce bir... Odun kırar gibi mi? Emre bey hiç odun kırar gibi dibek dövülür mü? O zaman gelin damada bir göstersin nasıl yapıldığını. Damat öyle yapsın. Tabii ki değil. Büyük konuştum. Tek başına döverken şu şekilde arada bir böyle yapacaksın. Evet. Damat öğrendi. Tamam. Oldu. Bu damat bize yarar. Yarar. Çok güzel dibek dövüyor çünkü bu damat bize yarar.
Bunların hepsinin ismini senden öğrenmek istiyorum. Hadi şu pişirdiğim tatlı neydi? Saraç. Saraç tatlısı. Saraç. Bu yaptığım? Pide. Pide. Orun pidesi. Karşılıklı yaptığımız pide bu değil mi seninle? Bu. Bu? Bu börek. Börek. Bu? Bu da pide. Bu da pide. Bu? Bu da keşkek. Bu da keşkek. Gidip bunun biliyorsunuz dibekte dövdük buğdaylarını. Dibekte dövdüğümüz buğdayların keşkeği burada. Bunun adı ne hayatım? Bu da galbur basması. Bu da galbur bastı. Galbura bastı. Galbura bastı. Bunun adı galbura bastı. Şurada ne var? Fasulye. Fasulye. Bu fasulyenin adı ne? Ben de fasulyeden başka bir ad bilmiyorum kızım. Hiç olarak geçiyor bizde. Şimdi fasulye geçer işte. Adaşım. Taze. Fasulyenin en güzeli hangisi? Taz fasulyedir herhalde. Şeker Ayşe. Şeker Ayşe fasulyesi en tatlı fasulye, en güzel fasulye. Burada neyimiz var? Sarmamız. Burada da sarmamız var. Evet, bu sarmayı vallahi hatunlar yaptı. Hep birlikte bunları beraber yaptık. O zaman hep birlikte gelin bir türkü söyleyelim de oynayıverelim garigı. Oynayalım. Hadi hep birlikte kızlar, tamam mı? Gel dağları aşalım, Asmacık'ta buluşalım. Gel dağları aşalım, Asmacık'ta buluşalım. Manisa'da olmasa Yunus Emre'de kucaklaşalım. Manisa'da olmasa Yunus Emre'de kucaklaşalım. Adına da kurban olurum ben, tadına da kurban olurum ben. Seni bana veren Mevla'ya, annene kurban olurum ben. Seni bana veren Mevla'ma, babana da kurban olurum ben. Ayşe Dinçer kardeşime çok çok teşekkür ederim bu güzel VTR için. Tabii ki Emre'ye de, eşine de. Şimdi Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği, tok tutan sahine tatlısı. Önce bir bundan bahsedelim. Hani az önce dedin ya, Peygamber Efendimiz iftarda ne yerde, sahurda ne yerde? Peygamber Efendimiz orucunu çoğunlukla hurmayla açarmış. Hurma bulamadığı zaman da suyla açarmış. Ama bu sahine tatlısında özellikle sahurda yemeyi çok tercih edermiş. Çünkü içerisinde tereyağı var. Tereyağı gerçekten çok besleyici. Tahin var ve bal var. Balın da girdiği her şeyde bedeni dengeleyici özelliği çok fazla var. Ve tereyağını eritmiyoruz. Evet, eritmiyoruz. Neden ocakta falan değil dedim, çünkü ocak kullanmayacağız. Evet, kullanmayacağız. Ben şimdi size tarif edeceğim. Ben yapacağım. Evet. Evet. Yaklaşık 2 yemek kaşığına yakın, onun yarısını alabiliriz. Birazcık evet. Daha. Tamam. Biraz daha alalım. Biraz daha mı alayım? Osmanlı hekimleri tereyağının çok besleyici özelliği olduğunu söylüyorlar ve gerçekten bedeni ısıtıcı, kasları güçlendirici özelliği çok fazla ve özellikle Ramazan'da da gerçekten çok tok tutuyor. Osmanlı hekimlerinin beslenmesi hem doğaya hem de insanın bedenine çok uygun. Mesela günümüzde yaşayan insanlar ve de hepimiz çoğunlukla aslında yanlış besleniyoruz ya da orucu yanlış tutuyoruz. Normalde fıtratımıza göre, yani bedenimizin çalışmasına göre biz akşam çok hafif, sahurda da çok güçlü yemek yemeliyiz. Çünkü akşam ezanı okunduğu andan itibaren güneş battığı için metabolizma çok yavaşlıyor. Metabolizma yavaşladığı için siz sindirebileceğiniz ölçüde gıda yerseniz bedeninize çok daha iyi destek oluyor. Ama yatıyoruz işte sahurdan sonra, o yüzden. Evet, hem de yatıyoruz. O da artı bir bedene yük. Onun için gıdalar hazım olmuyor ve hazım olmayan bütün gıda atıkları beden... Bak bakardık. Birazdan geliyorum yine tamam, yanına. Tamam, söz size. Benim araşa götürürseniz kuyruk yağ yedireceğim. Tamam, getireceğim. Tamam, söz. Peki diğer bir konuğumu alayım efendim. Eğitimci, yazar Dilek Cesur gelsin. Vay vay vay. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ne kadar güzel yine orada. Bilgiler bir kulağımda sizdeydi arka tarafta. Herkese hayırlı Ramazanlar. Sana bir şey soracağım. Sor. Haydi Ramazan'da, sor. Ramazan'da böyle hepimizin
daha böyle içine dönük, daha böyle sakin, sessiz olması gerekirken niye insanlar daha sinirli oluyor? Niye? Çünkü buna koşullanıyorlar. O yüzden. Buna koşullandıkları için. Diyor ki ben oruçluyum, yarın aç kalacağım, işte suyumu içemeyeceğim, zihinsel olarak yorulacağım. İnsan, bak az önce çok güzel bir şey söyledi. Şimdi ameller niyetlere göredir değil mi? İnsanın niyeti neyse ameli de o oluyor. Yani davranışına yansıyan da, diline dökülen de o oluyor. Çok güzel bir şey söyledi. Sen şimdi vay efendim ben yarın oruç tutacağım, işte karnım aç kalacak, çalışacağım, beden olarak yorulacağım, bir takım alışkanlıklarım var, o alışkanlıklarımı yerine getiremeyeceğim, işte o alışkanlıklar başıma vurdu deyip buna odaklanırsan tabii ki şey olacak. Ben hiç mesela niyetliyken aklıma ne su gelir, ne yemek gelir. Çünkü ertesi gün buna odaklanmıyorum. Mesela akşam ne pişireceğiz, ne yiyeceğiz. Hep buna odaklandığımız için ister istemez vücut da işte niyet böyle olunca bedene dökülen de dile dökülen de bu oluyor. Doğru. Peki bize neler anlatacaksın? Çocuklara Ramazan'ı, evet. Orucu nasıl evet. anlatacağız? Ramazan'ı nasıl şimdi Ramazan aslında böyle değerlerimizin en güzel anlatıldığı ve yaşandığı aydır. Ama tabii ki işte şey yapmazsak, işte ben niyetliyim, ben oruçluyum, ben sinirliyim mantığıyla yapmazsak bunu gerçekten bu hele şuuru... Hele ki çocuklara değil mi? Evet, özellikle çocuklara bu şuurla hareket edersek çocuklarımızın gerçekten bak empati kurma yeteneklerini, sabırlarını mesela geliştirmek için. Sonra etrafındaki insanları anlamaları, işbirliği bak ne yapılıyor işte iftar vaktinde bütün aile kalkıyor bir arada işte. Değil mi? İşte sofrayı hazırlıyorlar. Ama bazıları da yapıyor. Çocuk geliyor mesela. Evet. Babacığım ben oruçluyum. Lütfen babacığım yorum. Evet. Babacığım evet. iftardan sonra. İftardan sonra zaten çocuğun yatma vakti. Evet. Evet. Ya işte diyoruz ya yani hani orucumuzu biz aç kalmak için tutmuyoruz aslında. Hı. Nefsi terbiye etmek vardır değil mi? Orucun temelinde nefsi terbiye etmek vardır. Hani burada önemli olan bedeni aç bırakmak değil, ruhu da terbiye etmek. İşte dili de bağlamak, sözü de bağlamak, aklımıza gelenleri de bağlamak, yani öfkemizi de bağlamak. Yani aynen. bunlar da burada çok önemli. Tabii sadece Ramazan'da mı? Tabii ki değil. Yani aslında bütün bir hayatımızı bu doğrultuda yaşamalıyız ama Ramazan biraz daha böyle o ayın maneviyatıyla insanların daha ruhuna sirayet eden bir ay olduğu için daha iyi değerlendirilebilir. Biz bugün Ramazan'da çocuklarınızla birlikte neler yapabileceğinize dair de bu işte orucu tuttururken sadece oruç olarak yani bedeni aç olarak bırakmak değil de aynı zamanda manevi değerlerimizi de nasıl öğretiriz onu da anlatacağız. Evet Ramazan'da dikkat ediyorum senin evet. sesinde bayağı bir şey olmuş. Ben çünkü neden kısılmış biliyorum. Kısılmış neden ama neden diye bir sor. Ben geçen hafta sanırım bir 10 bin kilometre yol yaptım yani. Ha şeylerim vardı. Evet. Yani, Ramazan dolayısıyla değil diyorsun. Şey deprem bölgesindeydik. Bakanlığın, Çevre Bakanlığı çok güzel bir projesi vardı. Onlarla buluştuk. Deprem bölgesindeki dostlarımızla. Buradan onlara çokça selam söylüyorum. Geçen sene Ramazan'da da gitmiştim. Bu sene de gittim. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Biraz ağlaştık, biraz ne sohbet güzel. Ettik. Ne güzel. Allah razı olsun senden. Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Hatta bize göstereceğim. Evet. Orada yine insanların daha kolay anlamasını evet. sağlayacak. Orada yine bir takım şeyler var görüyorum. Tay 2 filmi, Tay 1 filmi güzel evet. gitmişti. Evet. Şimdi Tay 2 Ebabil takımı önce bir fragmanı izleyelim. TRT1 tamam. ortak yapımıyla gerçekten çocukların aileleriyle birlikte gidip izleyebileceği. Çünkü çok fazla böyle evet. film yok. Ve bunların hepsine de TRT imza atıyor. Allah razı olsun evet. TRT'den. Şimdi Tay 2 Ebabil takımı filminin fragmanını bir izleyelim. Ondan sonra yönetmeni Nurullah İnan konuğumuz olacak. Bize anlatacak Tay 2'yi. Buyurun. Dünyanın en hızlı atı geldi. Ulak atı olacaksın. Daha hızlı olmalısın. Kudüs'ten Mekke'ye. Halifeye ihanet eden pek çok kişi var. Haberin Mekke'ye götürülmesi lazım. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulak atı görüyor musun? Hadi koş bakalım. Halife kendi adamlarını hain zannetsin de karışsın ortalık. Bunlar kötü adamlar. Ne yapıyorsun Rüya? Mekke'ye gidiyoruz. Ben varım. Halifeye hizmet ettiğimden bana kimse fenalık yapamaz. Mahvettin çamaşırları mı? Anne derdi. Zorluklarla dolu bir yolda. Mekke. Ne işiniz var burada? Artık elimdesin Çay. Rüya! Kahramanlık hikayesi. Görünüşümüz zayıf olabilir ama içimizde kocaman bir güç var. Yardımımıza Ebabil kuşları geldi. Tay Ebabil takımı 15 Mart'ta sinemalarda.
15 Mart'ta inşallah sinemalarda Tay 2 Ebabil takımı filminin yönetmeni Nurullah Hinan da ilk filmde yine buradaydınız. Evet. İlk filmde o kadar güzel bir ben bir anne olarak önce tebrik etmek istiyorum. Çok müsaadenle. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bugün çocukları böyle güvenle götürebileceğimiz hani animasyon filmi diye gidiyorsun. Böyle çok farklı bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Aynen, aynen, aynen. Açıkçası artık izlemeden gidemiyorum. Öncesinde kendim bir izliyorum. Sonra çocukları götürüyorum. O yüzden bu kadar değerli yapımlar hem toplum adına hem çocuklarımız adına çok değerli. Ben bir anne olarak öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Tay 1'de hicret anlatılmıştı galiba, değil mi? Tay 1'de evet, burada birlikteydik yine sizle. Hicreti, Peygamber Efendimiz'in hicret hikayesini anlatmıştık. Bu filmde de Ebabil takımı dememizin nedeni Ebabil ordularının Ebrehe'nin ordusunu yok edişini anlatıyoruz. Aynı zamanda Kudüs'ten Mekke'ye yolculuk hikayemiz. Bizim için iki önemli şehir arasındaki bir hikaye var burada. Ne kadar sürdü hazırlık aşaması, yapım aşaması? 1,5 senede yaptık filmi. İlk film çok uzun sürmüştü. 8 sene sürmüştü yapımımız. Bunu da 1,5 senede yaptık. Yeni teknolojiyi de kullandık burada. Belki Türkiye'de ilk defa kullanılan bir teknoloji uyguladık burada. Yeni bir yazılım program kullandık. Görsel olarak çok yüksek seviyede oldu filmimiz. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalıştık. Maşallah. Peki seslendirme olarak? Böyle hepimizin tanıdığı... Bunda yok. Çünkü Tay'ın ilk filminde kendine öz sesler oluşmuştu. Onları değiştirmiyoruz. Özellikle çocuklara farklı bir algı oluşturmaması için neyle başladıysak evet, o sesle devam ediyoruz. Çocuklar buna kodlanıyorlar çünkü. Peki ilk film böyle çok duygusaldı ya. Bu filmde de o duygusal izleri bulabilecek miyiz? Burada da var duygusal izler. Bunda aksiyon da daha fazla ilk filme göre. Hı hı. Tabii ilk filmde bizim için şey çok önemliydi. Anne çocuk duygusunu evet, vermeye çalışmıştık. Bu filmde biraz daha dede torun ilişkisine gittik. Biz burada deve karakterimiz var. Onunla tayımızı böyle hiç birinin torunu yok, birinin dedesi yok. İki dede torun ilişkisi üzerinden hareket ettirdik. Orada da ayrı bir duygusallık var. Bir de tabii çok önemli Mescid-i Aksa'nın ilk inşaat dönemlerinde başlıyor hikayemiz. Oradan günümüze kadar, Mekke'ye kadar bir yolculuğumuz var. İki kutsal toprağı da göstermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Harika ya. Özellikle şimdi Dilek'le de onu konuşuyorduk. Çizgi filmle böyle çocukların sevdiği şeylerle işte ne bileyim oyuncaklarla, kitaplarla evet, çocuklara bir şeyleri anlatmak çok da kolay ve anlatmak çok ve daha başarılı da oluyor. Yani onların akılında tabii, kalması, tabii işte, hafızaya alması, yani uzun süreli belleğe işlemesi, orada tutması hepsi daha kolay. Bizim bir sloganımız var. Dünyayı çizgi filmler değiştirecek diyoruz. Hı. Çünkü çocuklara doğruyu anlatırsak gelecekte onlar bizim yaptığımız yanlışları yapmayacaklardır. Evet. Bizim büyüklerimizden bizim yaptığımız daha doğru bir dünya oluşturmaya çalışacaklardır. Bu slogana dayanarak hareket ediyoruz. Bütün filmlerimizde çocuklara eğlendirirken öğretmeyi hedefliyoruz açıkçası. Tabii Tay'ın ayrı bir önemi var. Tay burada bir de İslami içerik dediğimiz bir tarzda iş bizim için. Burada mesajımız daha ayrı diğer çizgi filmlerden. Burada hem eğlendirmeye çalışıyoruz ama kendi İslami kodlarımızdan da mesaj vermeye çalışıyoruz açıkçası. Başardığımızı düşünüyorum çünkü ilk filmde iyi bir seyirci sayısına ulaştık. Bir rekor diyebilirim çünkü daha önce dizisi olmayıp da vizyona giren en çok izleyici sağlamış filmdi ilk film. Yani Tay'ın dizisi yok. Daha önce bilinen bir marka evet, evet, değil. Evet evet sizin şey oluşturduğumuz bir markaydı ve buna ne oldu? Bugün maşallah coştu bu ya. Bu hayat bak bugün ilk defa böyle yanıma geldi. İlk defa seyrediyor Kenan. Buna ne oldu anlamadım. Bir de direkt benim yanıma geldi. Bu da bizim Tay'ımız. Otur orada. Maşallah. Yani gerçekten o, bu yüzden başarılı bir. Yani başarılı bir tabii ki TRT 1 bu konuda bir kez daha ben teşekkür ediyorum. Çok hassas. Böyle işlere çok hassas davranıp direkt destek verdiği için. Evet. Yani TRT 1 logosunu gördüğünüz zaman bir yapım içerisinde ona mutlaka gözünüz kesinlikle kapalı gidin. Yani çok ince bir filtreden geçiyor. TRT aynen logosu varsa işte evet, çok detaylı inceleniyor. Senaryo aşamasından yapım bittikten sonra da biz de tabii inceliyoruz ama çok daha rahat ediyoruz bu arada. Çünkü TRT hiçbir şey kaçırmıyor.
Aynen. Biz bir hata yaptıysak o hatamızı da düzeltiyor. Yapımcı olarak bizim de kendimize güvenimizi sağlıyor açıkçası. Çünkü arkamızda büyük bir güç var. Böyle bir otokontrolümüz var evet. Her zaman. Evet. O yüzden ben bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani küçüklüğümüzün o ilk kanalı TRT ve o kanalda şu anda ben de program yapmaktan ötürü bu sene üçüncü senem. O yüzden gurur duyuyorum ve böyle bir kanalda program yapmak herkese nasip olmaz. Allah razı olsun. Fırsat veren herkesten. Ben de konuk olduğum için teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Peki üçüncüsü gelecek mi? 3 ve 4 planlandı. Üçüncüsünün senaryosu bitti. Yapımı başladı. Üçüncü Endülüs'te geçiyor. Tay Endülüs olarak yaptık. 978 yılında bizim için önemli yine kutsal. Orada hala bizim yönetimimizde değil ama o dönemde çok bilimde... Hazır yani onun şeyi. Tabii hazır. Şu anda yapımı başladı. Orada da Kutuba Mescidi'ni, kütüphanesini bunları göreceğiz. Önemli bir coğrafya bizim için. Dördüncüsü de 1600'lü yıllar İstanbul. Ayasofya önünde başlayacağız inşallah. Oo, daha bundan sonraki iki tanesi süper. De belli. Harika evet, ya. Evet, çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki biz başarılar diliyoruz. İnşallah iki gibi çok başarılı olacağına eminiz. Tay 2 Ebabil takımı filminin yönetmeni Nurullah Yenan bizlerle birlikteydi. Filmi anlattı. Son olarak bu filme neden gelsin çocuklar ve aileleri onunla ilgili bir şey söylerseniz üzerine de bir fragmanı verelim. Filme geldikleri zaman sıkılmayacaklar. Hı hı. Özellikle ilk filmdeki gibi yetişkinler de sıkılmayacak. Ayrılırken de aileler şunu düşünsünler, heybemiz dolu olarak ayrılıyoruz. Çocuklarımıza önemli bilgiler verdik diyerek ayrılacaklar. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür başarılar diliyoruz. Ve buradan bir kez daha bu filme, hele ki Ramazan'da çok fazla yapacak bir şey de yok. İftardan sonra aileler, anneleri, babalarıyla birlikte mutlaka bu filmi izlemeye gitsinler. İftardan önce de tabii gidebilirler. Tay 2 Ebabil takımı filminin buyurun fragmanıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Dünyanın en hızlı atı geldi. Ulak atı olacaksan daha hızlı olmalısın. Kudüs'ten Mekke'ye. Halifeye ihanet eden pek çok kişi var. Haberin Mekke'ye götürülmesi lazım. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulak atı görüyor musun? Hadi koş bakalım. Halife kendi adamlarını hain zannetsin de karışsın ortalık. Bunlar kötü adamlar. Ne yapıyorsun Rüya? Mekke'ye gidiyoruz. Ben varım. Halifeye hizmet ettiğimden bana kimse fenalık yapamaz. Mahvettin çamaşırları mı? Anne terliği. Zorluklarla dolu bir yolda. Mekke. Ne işiniz var burada? Artık elimdesin Tay. Rüya! Kahramanlık hikayesi. Görünüşümüz zayıf olabilir ama içimizde kocaman bir güç var. Yardımımıza Ebabil kuşları geldi. Tay Ebabil takımı 15 Mart'ta sinemalarda. Evet izledik. Şimdi sen nereye gidiyorsun acaba? Gel buraya. Tay'ı gördü takip bu. Tay'ın peşinden gidiyorum ben. Nuray Karpuzcu'yla devam edelim. Bence başarısını kürü yaptık. Peygamber Efendimiz'in sevdiği tatlıyı yaptık. Şimdi yağ yakmaya ve ödem atmaya yardımcı sumak çayını yapalım. Sumak Kahramanmaraş'ta çok yetişiyor. Hı. Endemik bitkilerden bir tanesi. Alişan Bey, insan bedeninde en hızlı ve çok kısa sürede yaşlanan dolaşım sistemi var. Yani birinci sırada insan bedeninde dolaşım sistemi yaşlanıyor. Hı hı. İşte sumak gerçekten bu noktada o kadar etkili bir bitki ki 2 yıl önce Çin'de yapılan bir klinik çalışmada dünyada insan sağlığına en faydalı bitkilerin başında sumağı koymuşlar. Gördün mü? Hazım için çok etkili. Mesela ben bunu araştırırken şey düşündüm. Hani doğuda çok et yeniliyor ya. Evet, sumaklı dolma falan. Evet, mesela... Baharatı da çok kullanıyorlar evet, etle birlikte. Soğanın üzerine bolca sumak döküyorlar. Orada aslında o eti çok hızlı bir şekilde hazım etmesini sağlıyor. Bak benim en şeyim nedir biliyor musun? Et yerken soğan, maydanoz, sumak karışımı. Evet. Onu mutlaka şey yaparım. Bol sumaklı. Çok faydalı. Aynı zamanda kan yapıcı özelliği de çok fazla var. Kan hücrelerini yeniliyor. Böyle özellikle hanımlar gerçekten 21 gün çayını yaptığınızda böyle cildinizin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Sumakla. Evet çünkü kan dolaşımını çok hızlandırıyor. Suratına İnsan bedeninde kan dolaşımı hızlıysa
Oksijen abi, çok fazla. Yanlış anla, suratına falan sürer de o yüzden. Harcan, ha yok. Çayı dedi. Çayı dedi. Tonik demedi. Tonik deseydi yüzüme çıkardı. Çayı dedim. Hadi yapalım bakalım. Şimdi ekrandaki ölçülerde koyalım içine. Sanırım yarım tatlı kaşığı olacak. Tamam. Ben yarım tatlı kaşığı sumak, yarım tatlı kaşığı kuru nane. Nesini evet, yeterli. Evet. Bir o kadar da nane ekleyelim. Zaten nanenin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu kadar da su ekleyin. Kaynamış su bir olacak. Aha. Böyle bitki çaylarını kaynatmıyoruz değil mi? Evet. Kaynamış suyun demleme. Içine, evet, aha, demliyoruz. Birazcık daha et şey yapalım, ekleyelim. Şimdi biz bu çayı ne zaman içeceğiz? Oh, özellikle iftarınızı açtıktan sonra, evet, iftarımızı açtıktan sonra böyle 1,5-2 saat geçtikten sonra eğer içersek o hazım olmadık, hazım olmuyor ya yediğinizde, işte gaz oluyor, karnınız şişiyor ya da çok kendinizi halsiz, yorgun, bitkin hissediyorsunuz. Çünkü neden birden yükleniyorsunuz? Ya da böyle hemen şeker isteği oluyor. Hani direkt tatlıya saldırıyorsunuz. İşte o noktada da gerçekten sumak ve nane çayı çok etkili. Arzu ederlerse bal da ekleyebilirler içerisine. Ama böyle son derece çok faydalı. Sumağın en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle İbn-i Sina şeyi anlatıyor. Diyor ki ağızdan başlıyor, sonra mideyi tamir ediyor. Sonra bağırsakları tamir ediyor. Sonra karaciğeri tamir ediyor. Oradan karaciğerden kana geçiyor. Kandaki hücreleri tamir ediyor. Ve en sonda bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor diyor. Yani sayılamayacak kadar çok faydaları var. Ve reçetelerine baktığınızda bütün kalp damar hastalıklarında, dolaşım sistemi hastalıklarında mutlaka sumağı eklemiş reçetelerine. Bu sumak toz gördük ya, bunun şeyin nasıl bir şey? Yaprak mı bu? Nasıl bir şey? Hayır, böyle küçük ağaçları oluyor. Ha. Küçük mercimek, yeşil mercimeği düşünün. Evet, yeşil mercimeği. Evet. Üzümü düşünün. Hani üzüm oluyor ya, yeşil mercimek taneleri gibi böyle küçük 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 oluyor. Onu ezip... Evet, önce yeşil oluyor, sonra kızarıyor o Eylül'ün sonunda falan. Hiç gördün mü sen sumak? Hiç görmedim sumak. Bizim köyde çok yetişir sumak. Bu kadar da faydalı bir bitki ve galiba dünyadaki etkili 3 antioksidandan bir tanesi. Kesinlikle öyle. Çok çok faydalı, çok faydalı. Mesela diş eti kanamalarında dişinizin kanayan yerine koyduğunuzda kanamayı da durduruyor. Bu kadar faydalı. Çok faydalı. Her evde de yoktur. Yani her evde olması gereken. Kesinlikle olması gereken. Bir şey soracağım. Böyle günlük kullanım uygun mu? Mesela bu çayı böyle her gün yap yap iç mesela. Yoksa böyle aralık vermek gerekiyor mu? Şöyle. Tamam işte. Mesela bütün bitkileri uzun sürede kullanılmayı tavsiye etmiyor hekimler. Eğer bunu bir kür ya da bir sağlıkla ilgili bir problemde kullanacağınız zaman mesela 21 gün kullanıp 10 gün ara verip tekrar 21 gün kullanabilirsiniz. Anladım. Ama günlük mesela yemeklerde kullanılmakta bir sıkıntı yok. Sadece böyle çay formuna döndüğünüz zaman. Evet. Tamam. Zaten mesela Hipokrat'a baktığınızda da şunu o kadar güzel anlatmış ki, diyor ki yiyeceğiniz ilacınız, ilacınız yiyeceğiniz olsun diyor. Evet, doğru. Çok güzel bir Harika zaman Nuray, ben senin söylediğin her şeye inanıyorum kardeşim. Çünkü hepsi sonuçta kullanılmış. Gerçekten evet, kaynak, kaynaklar da var. Kaynağı da binlerce yıl öncesine dayanmış. Yazın bunun limonatası yapılıyor bizim yörelerde. İnşallah yaza kavuşursak burada limonatasını da yapalım. İnşallah. Sumaklı limonata. İnşallah. Diğerlerinde birkaç tane eksik kaldı. Onları da yapmaya devam edeceğiz. Bir konuğumuz daha var. Onu ben sen buradayken çağırmak istedim. Tamam. Demokratik Kongo'da dünyaya geliyor. Daha sonra okumak için Türkiye'ye geliyor. Ve muhteşem Türkçesi var şimdi. Ya. Ve bizim damadımız oluyor. Öyle ondan mi? Sonra tabii ki bizim damadımız oluyor. Gelini bizden alıyor. Bir önce onu size tanıtmak istiyorum. Çağırmak istiyorum. Abdülkerim Kasongo geliyor efendim. Hoş geldin evet. Abdülkerim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Bak Türkçesi ne kadar güzel, gördün mü? Evet. İlk defa bir televizyon programı mı yoksa katıldın mı daha önce? Yani canlı olarak ilk diyebilirim. Daha önceleri bant. Bant oluyor. Peki eşin şu an nerede? Eşim yani şu an nerede derken? Şu an nerede? Hayır, ona bir selamla öyle tabii şey yapalım. Ki. İşte TRT 1 stüdyosundan şu an buradan eşime selam söylüyorum. Abdülkerim ya. Abdülkerim'le birazdan her şeyi konuşacağız. Ta o Demokratik Kongo'dan buraya geliş hikayesini, buraya gelince ne yaptı,
Sonra eşiyle nasıl tanıştı? Evet, ben de çok merak ettim şimdi. O isteme olayını çok merak ediyorum. Şu anda nerede yaşıyorlar merak ediyorum. Evet. Eşini Demokratik Kongo'ya götürdüm, onu merak ediyorum. Bunların hepsini soracağız. Benim de bir kardeşim Çinli bir kızla evli. Öyle mi? Evet, çok güzel bebeklerimiz var. Hafta haftaya da onu getir. Çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Bir tek Anadolu'da yetişiyor. Çok tatlı, gerçekten çok tatlı ya. Ünü herkes tarafından biliniyor. Güzelliğe bak, güzelliğe bak, bak. Yollara düşen Alişan, Üzümlü köyünde minik bir karayaka kuzusuyla tanışıyor. Karayaka koyunu Anadolu'da yetişen saf bir ırk. Sinop'un doğusundan başlayarak Samsun, Ordu ve Tokat'ın kuzeyinde yetişiyor. Bu koyunlar sadece yüksek rakımda varlığını sürdürebiliyor. Daha aşağıya indirildiğinde ise kilo kaybediyor, hastalanıyor ve üreyemiyor. Karayaka kuzuları doğal ortamında sadece endemik bitkiler ve kekikle besleniyor. Karayaka koyununun ünü ülke sınırını aşıyor ve dilden dile dolaşıyor. Bu ünü duyan Alişan da Tokat'ta 10 yıldır hayvancılıkla uğraşan Hayri Bey ile buluşuyor. Evet, Tokat Erbağ ilçesinin Üzümlü köyündeyiz ve Hayri Bey'in yanındayız. Burada meşhur o karayaka koyunlarından var. Hayri Bey kaç tane var? 100. 100 tane. 100 koyunum var. Bunlar çok önemli koyunlar. Evet. Hakiki ve karayaka. Bu koyunlar sadece burada yetişen koyunlar değil evet. mi? Evet. Buranın... Karayaka bölgesi. Az koyunları. Alişan hemen bu karayaka koyununun özelliklerini öğreniyor. Nedir bunların özellikleri? O kadar yani tatlı ki. Yani postbaş olması lazım. Postbaş dediğin? Dırnağının ucuna kadar tüylü olması lazım hakiki karayakanın. Hı hı. Üzümlü köyünde hemen hemen her çiftçi karayaka kuzusu besliyor. Senden başka var mı böyle burada? Var. Koyun var, kuzu besleyen. Var. Alişan bu meşhur koyunların bakımını merak ediyor. Bunların bakımları zor mu? Nasıl böyle hani işte bunları çıkarıp Bahar'ın böyle dağlara, yani otlaklara götürüyor mu? Götürüyor. Kavalım var mı? Yok. O eskiden idi. Karayaka kuzuları çok nazlı oluyormuş. Ya çok tatlı. Milayimdir, nazlımdır. Minik minik boynuzları var. Bu dişi mi erkek mi? Erkek. Tut bakayım, ben biraz seveyim onu. Sev tabii Alişan. Gel bakayım. Ama çok tatlı, gerçekten çok tatlı ya. Ne, kaç aylık bu şimdi? Bu bir aylık. Bir aylık daha, çok bir yeni. Aylık. Emiyor daha bu. Emiyor. Şimdi bunu bıraksak annesini gider tanır değil mi? Tanır. Yanına gider. Yani 500 koyunun içine de bıraksan anasını bulur. Vay be. Çok tatlılar hepsi. Alişan diğer koyunları da görmeden köyden ayrılmak istemiyor. Bazılarında çıngırak var, bazılarında yok. Niye? Fazla değil. İki tane yeti yeterli ya. İki tane çıngırak İki yeter. Tane Bunları koruyan bir çoban köpeği de vardır herhalde. Var. Onu getirme ama. Dört kutum var. Yaylada. Ha, yayla değil mi? Burada değil. Burada şu anda burada. Nerede? İçeride. Yemin et. Gelmediler. O bizi görse herhalde saldırır bize. Yok. Ben buradayım ya. Bir şey yapmaz mı? Yok. Büyük mü? Büyük. Ben bunu bırakayım o zaman. Hatta bir tane süsüsü Ankara'da getirtmiştim. O kadar şey. Alişan minik kara kuzuyu sevmelere doyamadı. Çok tatlı, çok. Gel. Gel yakınlaşını bir çek, gel. Şu güzelliğe bak, güzelliğe bak, bak, bak. Ey maşallah. Alişan daha fazla dayanamayıp minik kuzuyu annesinin yanına gönderiyor. Bunu vereyim, annesinin yanına gitsin. Gel bakayım. Gel bakayım annenin yanına. Hadi git annenin yanına. Bak, bak. Bak, bulacak şimdi bak. Buldu değil mi? Hangisi anası? Oymuş. Şu mu? Bak, hemen anasını buldu ya. Ay canlarım benim ya. İşte annesinin yanından aldık. Biraz sevdim, sonra tekrar annesinin yanına bırakınca
Hemen gitti o kadar koyun içinde annesini ya, buldu değil yani. Mi? Evet. Vallahi billahi. Abdülkerim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ ol. Abdülkerim bugün Dilek Hanım yanında eğitimci yazar ve ben bugün seni soru yağmuruna tutup iftara kadar buradasın Abdülkerim. Hiç merak etme. Yok. Emin ellerdesin. Önce bir Abdülkerim'in VTR'sini izleyelim. Tamam. 12 yaşında Abdülkerim geliyor Türkiye'ye. Evet. Lise eğitimini tamamlamak için Demokratik Kongo'dan geliyor. Nereye geliyor biliyor musun? Önce Kayseri'ye geliyor. Ondan sonra tüm hayatı değişiyor ve Abdülkerim artık burada. Demokratik Kongo bir vatandaş kaybetti ama Türkiye Abdülkerim'i kazandı. Abdülkerim'in hikayesini bir VTR'sini izleyelim. Ondan sonra burada canlı canlı sorularımız olacak ona. ...12 yaşında lise eğitimini tamamlamak için Demokratik Kongo'dan Kayseri'ye geldi, hayatı değişti. Türkiye'de hayatının aşkını buldu, evlenmek için çıktığı yolda Türk adetlerinden nasibini aldı. Abdülkerim Kasongo hayat hikayesini anlatmak için canlı yayına geliyor. Sosyal medyada oluşturduğu içeriklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Abdülkerim Kasongo, Demokratik Kongo'da dünyaya geldi. Ne yapayım? Oo. Çok güzel. 9 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Abdülkerim Kasongo, ilk ve ortaokul eğitimini ülkesinde tamamladı. 12 yaşına geldiğinde babası tarafından lise eğitimini almak için hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı Türkiye'ye geldi. Kayseri'de 4 yıllık lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve Kayseri'den Bursa'ya doğru yola çıktı. Üniversite eğitimi aldığı yıllarda sunuculuk ve stand-up gösterileri yapan Abdülkerim Kasongo, kendi yazıp yönettiği kısa filmler çekmeye başladı. 2019 yılında üniversiteden mezun olan Abdülkerim Kasongo, bu süreçte hastanelerde tercümanlık ve uluslararası firmalarda müşteri temsilciliği yaptı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanan Kasongo, hayatının ikinci dönüm noktası olarak tanımladığı eşi Rümeysa Kasongo ile tanıştı. Hayatının aşkını bulduktan sonra ülkesine dönmekten vazgeçip Bursa'ya yerleşen Abdülkerim Kasongo, eşi Rümeysa'ya bir basketbol maçında evlenme teklifi etti. Dilinden anlamazsın dediler. Aynı dil konuşanlar değil, aynı duygu paylaşanlar anlaşır dedim. Ama garanti olsun diye yine tüm şey öğrendim. Benimle evlenir misin? Eşine evlilik teklifi ettikten sonra kız istemeye giden Abdülkerim Kasongo, Türk adetleriyle tanıştı ve tuzlu kahveyi içti. Tüm adetleri yerine getiren Abdülkerim Kasongo, 2023 yılında Rümeysa Kasongo ile evlendi. Evet. Evlenme teklifini görünce şimdi bir cız etti. Benim eşim bana evlenme teklifi etmedi de. Aa. Evet. Nereden aklına geldi öyle bir evlenme teklifi? Ya aslında başka bir şey planlıyorken birden işte basketbol maçını olduğunu öğrenince planlar değişti. O şekilde planladık. O da daha hayatında hiç basketbol maçına gitmemişti. Arkadaş dedi ki işte önümüzdeki günlerde basketbol maçı olacak. Rumeysa da çok gitmek istiyor dedi. Ben de yokmuşum gibi, arkadaşla gidecekmiş gibi ikisinin biletini aldım. Ha, sen hiç yoksun ortada. Hiç yoktum. Ben zaten ambulans girişinden falan girdim sahaya. Beni de başka yerde biliyordu. O şekilde bayağı bir şaşırdı bir yani. Olmuş. Aynen. Evet. Unutamayacağınız bir olmuş. Peki Abdülkerim, önce bir buraya geliş kendinden başlayalım. İlk Türkiye'ye geldin. 12 yaşında Kayseri'ye geldin direkt.
okumak için geldin. Çok uzak bir memleketten. Evet, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Tek ortak paydamız o. Ama yemekleri farklı, kültürü farklı. Nasıl alıştın Türkiye'ye? Ne zorladı seni? Ya şöyle diyeyim, mesela buraya gelmeden önce mesela işte babam Türkiye'de okuyacaksın dedi. Hani oranın eğitimi en azından kaynaklara ulaşmam açısından çok daha iyi olur dedi. O şekilde bir Türkiye'ye gelme kararı aldı babam. İşte buraya gelmeden önce çok hani böyle nasıl diyeyim, sevindim yani, işte yurt dışına gideceğim vesaire, işte bir Avrupa ülkesine gideceğim şeklinde. Ondan sonra ben işte o zaman da okul dersleri vesaire falan bayağı bir boşladım. Ama son günler işte gitme yakın olunca böyle bir hani, çünkü daha Türkiye'yi bilmiyordum, duymamıştım. Araştırmaya başladım, bilmiyordum Türkiye'yi, kültürünü bilmiyorum, yemeğini bilmiyorum, evet, işte havasını bilmiyorum vesaire. Kayseri'ye geleceğini biliyordun ama, değil mi? Kayseri'ye geleceğimi biliyorum ama Kayseri nerede bilmiyorum. Bir de neden Kayseri? Uluslararası lise bir tek oradaydı. Ha, anladım, tamam. İşte Kayseri'ye geldiğimizde, işte Türkiye'ye geldiğimizde Ekim ayında geldik. Aha. Soğuktu, biraz zor oldu işte iklime, evet, falan alışmam. Ama ilk bir seneyi çok zor geçirdim. Hatta ilk bir sene boyunca anneme hep şunu dedim. Sürekli mesaj atıyordum. İşte çok soğuk, yemekler tuzsuz. Ondan sonra... Şimdi yurtta kaldığımız için çok şey yemek yapılıyor ya fazla. Evet, evet. Tam tadını da tutturamıyor bazen aşçılar. Ondan sonra işte hiç... Türkçe peki, Türkçe hiç bilmiyordun? Hiç burada bilmiyordum. Burada öğrendim. Ne kadar zaman? Çünkü Türkçe zor bir dil, evet, derler. Yani kolay bir dil değil aslında. İlk 3-4 ay Türkçe hazırlığı oluyor. Ondan sonra da derslere başlıyorduk. Zordu. Ama yani, şey çok iyi değil mi ya? Şu an Türkçesi çok iyi. Diksiyon, evet, diksiyon çok iyi. Gayet iyi. Diksiyon da gerçekten çok çok iyi. Sonra bitirdin. Yani. Ondan sonra başladık üniversite. Bitirdikten sonra Bursa'ya geçtim. Orada üniversite okudum. İlahiyat Fakültesi. Uludağ Üniversitesi. O esnada da İstanbul'dan bir akademiden sinema eğitimi aldım. Bir yandan da açıktan sağlık kurumundan işletmecini okudum. Bu şekilde. Peki, İlahiyat Fakültesi'nde hayatın değişti. Çünkü hayatının aşkını buldun. Yani her aşamada değişti ama en çok orada eşimle tanıştıktan sonra bayağı bir değişti. Nasıl o ilk tanışma şeyi, nasıl? Ya şöyle, zaten aynı okulda okuduğumuz için oradan tanıştım. Ben zaten okulu bitirdikten sonra her şeyi hazırladım, CV'mi hazırladım, işlerimi, hani her şey hazırdı. Memlekette bir yere başvuru. Hani işe başlayacağım orada vesaire. Memleket dedin, Kongo'ya gideceğim. Kongo'ya gideceğim. Ha? Evet. Hiç hakkında Türkiye'de kalmadın? Yok, yok, gidiyordum. Evet. Sonra da işte tanıştıktan sonra bile ona dedim ki bir süre memlekete gideceğim, çalışacağım, sonra geri geleceğim şeklinde. İşte ondan sonra ortak bir kararla gitmemeye şey yaptık. Gitmeyeyim dedim. Gidersem işte ayrı olacak vesaire. Ay. Kaldım. Sonra hasretine da dayanamadım. Yine kıyamamış. Kesi bağlarında dolanıyorum. Evet, peki... ailene nasıl söyledin? Hani belki ailenin seninle ilgili orada, evet, belki bir akrabanız, evet, belki işte bir, evet, tanıdık vardı. Ya da evladı gibi. Belki beşik kertmen vardı Kongo'da. Evet. Zaten babam ilk böyle daha konuyu anlatmadan o sezdi, zaten anladı. Durup dururken şey konuşmalar açmaya başladı. Ben seni oraya oku diye gönderdim diye. Ben de dedim ki okudum. Okudum, evet. Okudum, bitirdim baba. Adam oldum. Sonra da işte tanıştıktan sonra işte emin misin diye sordular, birkaç şeyi yine sordular, tavsiye verdiler vesaire. Sonrasında baktılar ki ben kararımı vermişim. Senin aileyi hallettik. Peki Rümeysa'nın ailesi? Evet, şimdi Rümeysa'nın ailesiyle ben tanışmadan önce tabii ki de eşim kendisi önce annesine anlatması, sonra babasına, işte abisine, şu anda bu arada iki kardeşler. Biraz işte o süreci bekledik. İşte önce annesine söylemişti, abisine, sonra babasına. Beni tanımadıkları için, bir de beni kime soracaklarını bilmedikleri için. Evet, kime soracak? Yani, aynen. Kongo'ya gidip sormak. Ben de buna hazırlık yapmak için de işte referans listesini hazırlamıştım. Kime sorabilecekleri. Bayağı da bir liste falan doldurdum. CV gibi vermiş. CV gibi ama vermedim tabii. Bir cuma günü. Cuma namazı sonrası babasıyla tanışma, yani direkt karşısına çıkmaya karar verdim ama... Dedin ki cuma namazı sonrası daha etkili olur. Sen var ya, sen namazı kılmış hemen kayınbedene gitmiş. Evet.
Öyle orada bir işte tanıştık. Zaten biliyordu da ilk kez böyle yüze geliyoruz. Çok heyecanlıydım. Böyle hani çay falan söylemişti ama içemedim çayı. Bayağı. Orada bir kendimi tanıttım. Ondan sonra anlattım, niyetimi tekrar söyledim. Orada o da kendi işte endişelerini dile getirdi. O şekilde o günden sonra ama enerji öyle hayırlı. Çok güzel. Evet, enerji çok güzel. Evet, enerji çok güzel. Sevilmeyecek damat değil yani bence. Aynen. Damadımız iyi. Ne, evet. Neydi? Kayınpederin ismi neydi? Hulusi. Hulusi amca. Vallahi yok. Doğru insanı seçmişsiniz. Allah da mahcup etmesin inşallah. Ömür boyu beraberlikleri devam etsin. Tabii ki onlar şimdi inşallah bir torun istiyorlardır sizden. Evet, bir onlar da istiyor. Bir de arkadaşlarım da şimdi şey oluyor. Çocuklarımız da biraz işte esmer de olacaklar ya. İşte biz de istiyoruz diye arkadaşlarımız da söylüyor mesela. Ne kadar evlisiniz? Şu an 9 ay olacak. 9 ay, ha. Doğru hesaplıyorumdur inşallah. Mesela şimdi o ilk adetlerden itibaren Rümeysa ile evlendin. Hı-hı. Şimdi böyle 9 aydır bir evlilik hayatı yaşıyorsunuz. Hı-hı. Nasılmış evlilik? Bize biraz evliliği tarif et. Mesela Kongo'da olsaydı daha mı kolay olurdu? Yoksa daha mı zor olurdu? Adetleri daha mı şey? Hı-hı. Türkiye'de şimdi olmasının avantajı mı? Şöyle, ben 12 yaşımdan beri buradayım ya. Evet, zaten buraya alıştım. Benim için artık evet kolay oldu bazı şeylere alışmaya ama evlendikten sonra bazı şeylere tam alışamadığımı hani fark ediyorum. Mesela en basitinden iklimine hala alışamadım. Şu an mesela kış. Ben açıyorum şeyi, sıcağı. Klimayı soğuğu mu açıyorsun yoksa ne yapıyorsun? Yok. Şimdi ben çok üşüyorum. Açıyorum sonuna kadar. Ama eşim o kadar üşümüyor mesela. O da kapatıyor falan. Peki. Tropik iklim alıyor. Onun tabii haricinde bizde mesela kültürel olarak çorba yok. Yani hiç yok ha? Hiç çorba kültürü yok. Hani çorba hani hastalanırsan çorba alırsın. Ondan sonra tatlı kültürü yok. Hani bunları işte evlenince mesela yurtta kaldığım sürece bu benim için şey olmaz, sorun olmaz yani. İşte çorba yemesem de bir şey olmaz. Hani alışmak gibi bir şeyim yoktu. Ama artık mesela işte o kültürün içerisinde o kültürle yaşamam gerektiğini fark ettim. Onun haricinde mesela genelde biz evlenmeden önce insanlar da şey diyordu işte kültür farkından dolayı işte anlaşamayabilirsiniz vesaire ama ya şunu çok gördüm mesela eşimde de hem o hem ben bir iki kültürü birleştirip hani daha farklı bir şey ortaya koyup yaşamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Helal olsun. İşte bak, onu da yaşatan şey ne? Bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle bir şey var. Bazı değerler evrenseldir. Yani anlayış evrenseldir, saygı evrenseldir, sevgi evrenseldir. Bunun kültürü yok aslında. Hani böyle çok şey düşünülüyor ya, işte iki farklı kültür nasıl bir araya gelecek, nasıl geçinecekler. Aslında bu evrensel değerleri koruduğumuz müddetçe kim olduğun o kadar da önemli değil. Aynen. Hangi kültürden geldiğin o kadar önemli değil. Çünkü saygının olduğu yerde ne yapıyor? Farklı kültüre de saygı duyuyor. Onun işte yaşam tarzına da saygı duyuyor. Belki hani inanç sisteminde bir takım farklılıklar oluyordur. Bizim kendi içimizde de oluyor. Burada mesela buna saygı duyuyordur. Bunlar olduğu müddetçe zaten çok da düşünmeye gerek yok yani. Çok kendinden hatta, evet. O da çok güzel oluyor. Sadece şu oluyor mesela bizde yemekte herkes mesela ne yiyecekse tabağına koyar. Ama mesela Türkiye'de önce çorba. Ondan sonra hepsi sırayla gelir ya. Bizde hepsi sürekli onlar mesela yemek yaptıktan sonra bana sorar ne kadar koyayım diye. Ya da ben sürekli şey diyorum. İşte ne kadar koyarsam ben o kadar yerim. Mesela limit yok. Çünkü öyle. Hani zayıf sınavı önüne ya ne gelirse çünkü. Zayıf sınavı. Peki bir ara stand-up yapmışsın ya. Evet. Ne anlatıyordun orada? Ne şey yapıyordun? Ben bir dönem ya şöyle Türkiye'de geçirdiğimiz işte bazı olaylar oluyor. İşte esmer ya da Afrikalı olduğumuz için bazı yaşadığımız komik, ilginç, bazen de üzücü ama tatlı dille anlattığım ama olaylar var. Ama dünyanın hiçbir yerinde Türkiye kadar şey göremezsiniz yani. Çok evet. Her zaman bize sempatik gelmiştir. Hani bazı yerlerde böyle ırkçı yaklaşımlar oluyordu. Ama Türkiye'de asla olmaz yani böyle bir şey. Tabii zaten bu anlattığım mesela başıma gelen olayları da işte böyle güzel, mesela hoş bazen. Ne mesela bir tane bize böyle komik bir şey anlatsana. Çok, nasıl anlatayım ya, çok da komik olmuyor ama anlatayım. Zaten bak, komik olmadığım için bıraktım falan. Belki gideriz. Komik mesela olmadığı için bıraktım diyor. Şöyle.
Türkiye'ye geldiğimde işte Türklerin bizi Arap sanması, sürekli bizi Arap bize Arap demeleri, biz de onları Arap sanmaları sanmamız, onlar bize Arap diyordu, biz de onlara Arap diyoruz vesaire falan. Sonra mesela Türk yemekleriyle alakalı ilk şunu anlatayım, hatta Türkçe'yi öğrenirken o işte harfleri, telaffuzları çok zor öğreniyoruz. Tabii bazı harfleri. İşte atıyorum A, B, C derken o C harfi bizde C değil, S ya da K diye okunur. Ondan sonra her şeyi mesela işte okurken computer, computer diye okuyoruz alışmak için. Bazen de işte memnun oldum demek yerine maymun oldum dediğim zaman böyle karıştırıyoruz. Ondan sonra maymun da işte ne anlatayım? Türkçe öğrendikten sonra işte anladım ki sadece Türkçe öğrenmek yetmiyor. Bir de şivelerini öğrenmek gerekiyor. Var mı şive sende? Yok. İşte ama artık anlayabiliyorum. Bir süre sonra mesela Türkçe'de sınıfta öğretmen anlatıyor. Nasılsın diyor. Sokağa çıkıyorum. Kayseri'deyim ya. Ne öğren diyor adam. Şimdi bunu yanlış anlatıyor. Biz mi hala Türkçe'yi konuşamıyoruz diyoruz sonra. Ondan sonra işte Kayseriler hele çok farklı konuşuyor. Mesela zayıf demek için zayıf demiyor. Kurumuş bufana dönmüş diyor adama. Yani bu hangi Türk öğretmeni bunu anlatır? Bir de onun haricinde Kütahya'dan arkadaşlarım vardı. onlar konuşurken de re diyemiyor. Çok dikkatimi çekti. Sordum hani sizin lügatınızda re harfi yok mu diye. Vah dediniz. Vah orada da re yok ama. Öyle ondan sonra işte bir sürü böyle farklı hikayeler. Bazen de işte tenimizden dolayı bazen işte anneler çocuklarına işte bak polis amca diye bizi gösteriyor. Değil mi? Gelir yakalar diye. Aynen. Öyle farklı güzel güzel aslında. Ama bu insan antikleri çok güzel. Vay. Güldüyseniz stand-up'a devam edebilirim o zaman. Güzeldi, hepsi güzeldi. Peki Dilek Hanım, bize neler anlatacaksın? Biraz eğitimci öğretmen tarafımda bugün biraz bir şeyler yapacağım. Çocukların Ramazan'ı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Ha bu arada Ramazan nasıl geçiyor Abdülkerim? Ya şöyle Ramazan Türkiye'de kolay geçiyor ya. Bizim orada 12 saat tutmamıza rağmen Türkiye'de ilk geldiğimde 17 saat tutmuşum. Yani çok zor olacak diye düşünüyordum. Ama Türkiye'deki nedense daha hafif geldi, daha kolay geldi. 12 saat tutmak benim için çok daha zordu ülkemde. Ki Türkiye'de ilk tuttuğum oruçlar hava çok daha sıcaktı ülkeme nazaran. Tabii. Ama nedense böyle bir güzel hafif geçiyor, güzel geçiyor. Masayı çevirebilir miyiz? Masa şu an ters. Bu ters mi yaptım ben? Yemin et. Aa diyorum ki niye burada? Çekiç niye oraya bakıyor dedi. Dur. Ters yapmış Abdülkerim. Evet. Evet. Haydi bakalım. Evet. Şimdi hani az önce konuşmuştuk ya. Dedik ki Ramazan sadece bedenimizi aç bıraktığımız bir ay olmasın. Hatta sadece Ramazan değil bütün aylar böyle geçsin. Biz çocukları bir değerler orucu da tutturuyoruz. Ben şimdi hatta bak burada çocukların dün isimlerini ilk yazdılar. Bak burada Kerem yazıyor. Kerem dün arkadaşı düşürmüş onu. Hoşgörülü davranmış ona. O yüzden o böyle arkasına adını yazdı. Bunun içine attı. Şimdi çocuklarımız da şöyle bir oruç tutabiliriz Ramazan'da. Mesela buraya Yiğit Ali bak. Dün Yiğit Ali arkadaşı kalemini evde unutmuş. Unuttuğu için paylaşmış. Burada da Yiğit Ali yazıyor. Paylaşımcı maalesef ne güzel. Şimdi bak burada böyle çubuklar hazırladık biz. İşte sabırlı. Şöyle. Şöyle sabırlı. Çocuklara diyorsun evde böyle bir kutu hazırlayabiliriz. Evet. Ondan sonra mesela bak paylaşımcı. Şöyle. Bak bunların hepsi paylaşımcı çubuğu. Sonra işte kötü söz. Şöyle. Ha, kötü söz olduğu zaman onu atıyorsun. Evet. Bu benim kumbaram mı mesela? Şimdi bu ailemizin oruç tutucusu bu. Tamam bütün aile bununla tutuyoruz. Öfkeli. Ondan sonra işte güzel söz. Şöyle. Güzel söz. 30 gün boyunca. Sonra ne var? Şey. Nezaket var. Yardımsever var. Şöyle. Hoşgörü var. İşte ve yalan var. Tabii sadece mesela hep olumlu şeyler olmuyor. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bugün işte bunu bir tane şeyin içerisine koyuyoruz. Kavanozun içerisine. Bunların hepsini bir kavanozun içerisine koyuyoruz. Orada koruyabilirsiniz bunları. Şimdi diyelim ki bugün
geldin eve. Sen bugün çok işte kötü bir gün geçirdin. İşte günün sonunda arkadaşına sinirlendin, tartıştın. Öfkeliydin bugün. Öfkeliyi alıyorsun. Kendi adını Alişan diye yazıp bu kutunun içine atıyorsun. Bak güzel. Sonra Buse geliyor. Diyor ki ben bugün işte çok sabırlıydım. İşte bir takım aksilikler oldu ama hepsine tahammül ettim. İşte o sabırlığı atıyor. İşte diyor ki mesela kız içen geliyor sana diyor ki babacığım ben bugün işte arkadaşlarıma güzel sözler söyledim. O adını yazıyor. Bunlar atıyor. Mesela diyelim ki işte hoşgörülü davrandı. Oğlun da o da arkasını yazdı. Bunun içine attı. Şimdi bunu her gün böyle yapıyoruz. Tamam. Her günümüzü nasıl geçirdiysek. Bir ayın sonunda da bu kutuyu oruç tutucumuzu açıyoruz. Kim bu ayı nasıl geçirmiş? Kim en hoşgörülü aile bireylerimizden hangisiymiş? Hangimiz bu ay daha çok öfkelenmiş? Hangimiz daha çok paylaşımda bulunmuşuz? Hangimiz güzel sözler söylemiş? Hangimiz daha sabırlıymışız? Sonra bir ayın sonunda da oturup bunu konuşuyoruz. İşte sen neden öfkelenmişsin? Acaba öfkelenmiş olduğumuz anlarda ne yapabiliriz? Çok güzel. İşte, güzel mesela, bir şey bu. Evet çok güzel. Ama kim şey yapıyorsa arkasına ismini yazması lazım. Arkasına ismini yazacak. Bugün mesela ha sen bugün, tanesini. Ben yalan bugün mi? Mesela. Ben yalanı almışım. İkiniz de yalanı almışsınız. Sen hangisini diyorum. Alacaksın? Ben güzel söz alayım. Hapşikarım sen de. Ha? Güzel söz. Al arkana yaz oraya. Bunu da biz Ramazan boyu 30 gün boyunca tutalım. Gelen evet, konuklara da şey yapalım. Evet, yalnız aynen. Benim ismim burası olmaz ki. Ha? Benim ismim Abdülkerim Kasımbo Kaloba Motsurlu Konuk Mendoza. Bir dakika ne? Bir dakika. Bir daha söyle bakayım. Abdülkerim Kasımbo Kaloba Mabotise Konuk Mendoza Banga. O kadar uzun mu? Nüfus evet kağıtına bu mu yazdın? Ay, yok orada mecburen şey yaptılar da. Peki sen soyadın ne? Soyadın şu an şeye kadar. Kasımbo Kaloba'ya kadar çünkü devamı sığmıyor. Bir daha söylesene Allah aşkına şunu bir daha söylesene. Abdülkerim Kasımbo Kaloba Mabotise Konuk Mendoza Banga. Mümkün değil. Tekrarlayamam. Bize tekrar. Ama şu anda eşim tekrarlar bir. Eğer onu şuraya yazarsan, buraya yazar mısın ne olur? Bunu yazayım mı? Buraya yazsana. Abdülkerim soyadını yazana kadar ben de son anda reklama mı gidiyoruz? Ama ben oyumu kullanacağım bir saniye. Nezaket. Ben sabırlıyım. Bugün çok sabırlıyım. Ben bugün çok nezaketliyim. Bak yazdım adımı. Dilek, nezaketin. Benimki reklam. Ben de Alişan, sabırlı olarak, sabırlı Şirin. Sabırlı bak, evet. Sabırlı Alişan. Evet. Ben oyumu kullanıyorum. Hemen. Ama onu öyle kırık vuruş durup atma. Bak, 1,5 dakika önce dedim ki soyadını yaz, reklama gideceğiz. Daha soyadını yazamadı bile, o kadar uzun. Reklamlardan sonra soyadını okuyacağım. Bitti mi? Oğlum bu nasıl bir isim ya? Şaka gibi. Dur. Bayağı kitap dur, şunu yazıyorum. Çekeyim şunu. Bak soyadına bak. Reklam var. Reklamlardan sonra okuyacağım. Evet efendim, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Dilek Cesur, Nuray Karpuzcu ve yanımda Abdülkerim Kasongo, Kalabo, Mabutu, Seseseku, Negentu, Va, Zabanga, Lükümenderu. Amin. Bir şey diyeceğim. Bu kadar uzun isim, bu bir şaka değil, espri değil. Gerçekten Abdülkerim'in normalde Demokratik Kongo'daki ismi. Bir daha bize okur musun Abdülkerim şunu? Abdülkerim Kasımbo Kaloba Mabotise Konuk Mendoza Banga. Şimdi bunların hepsinin birer anlamı var tabii. Asıl senin ismin şu. Nüfus kağıdına yazan şu. Abdülkerim Kasımbo Kaloba. Şu yukarıdaki. Kaloba da var. Kaloba da mı var? Evet. Kaloba dayımızın ismiydi galiba. Evet. Kaloba dayı. Ortadaki kim? Şöyle Kasongo direkt soy ismimiz oluyor. Bütün işte babamın soyadı. Tamam. Ondan sonra akrabalardan da isim veriliyor bizde. Genelde 1, 2, 3 ya da işte Araplarda olduğu gibi babanın babası değil de akrabalardan isim verilir o şekilde. Şimdi sizin çocuk inşallah doğduğu zaman şimdi Kongo'dan akraba isimleri mi verilecek? Yok yani zaten bir sadece Kasongo olacak. Kısaltmaya doğru. Sadece Kasongo olacak değil mi? Evet Kasongo. Evet. Evet. Bizde de var ya bu adet ama bu kadar tabii tek isim mesela dedenin ismi, dayının ismi konulup bırakılıyor. Oğlu diye geçiyor sadece evet. Değil mi? Evet. Evet o güzel. Kadar. Her güzel ülkenin, değişik. Her ben de ezberlemeye çalıştım bayağı arada. Evet. Evet. Bir de iyilik
kavanozumuz var. Ramazan'da yine çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz. Mesela buradan bir tane iyilik kavanozundan seçelim. Neymiş? Bir akrabamı arayıp hal hatır soracağım. Aa, ne güzel ya. İyilik kavanozu hazırlayabiliriz. Ha, böyle iyilik kavanozuna koyalım. Sen ne çıktı? Yaşlı birine yemek götüreceğim. Ne güzel, bak sana da güzel bir şey çıktı. Evet. Bana da ninemle mevsim meyveleriyle hoşaf kaynatacağım çıkmış. Ninesiyle olur, annesiyle olur, babasıyla olur. Evet, benim nine iki taraftan da yaşamadığı için ben başka bir şey seçtim. Başka bir şey seçtim. Dur. 13. gün bir cami hakkında araştırma yapacağım. Bak çok güzel şeyler ya. Bir de ya gününde bunlar yapmak vallahi lazım. Vallahi bravo Dilek ya. Evet, bir şey daha seçelim bakalım ne çıkacak. İşte Ramazan'da ailenizle birlikte sen de seç. Bir tane Ramazan manisi ezberleyeceğim. Ne çıktı sana başka? 6. gün yemekten sonra sofra duası okuyacağım şeklinde. Aa, bana güzel bir şey çıktı. Annemle sütlaç yapıp komşulara dağıtacağım. Bak bu da çok güzel. Şükür kutusu hazırlayıp her gün bir tane şükrettiğim şeyi içine atacağım. Çok güzel şeyler bunlar. Evet. Bunlar eskiden yapılıyordu biliyor musun? Temizliği. Evet. Ben diyorum ya bak zaten bunların hiçbiri sadece Ramazan'a ait olmaması lazım. Gerçekten bugün maalesef ki ben bir şey söyleyeyim mi? Özellikle çocuklarda şunu gözlemliyoruz. Özgüvenin adı maalesef ki bugün çocuklara baktığımızda saygısızlık oldu, narsistlik oldu. Neden? Bak benim konferansımda yaşanan bir olayı anlatayım sana. Şimdi yaşlı bir teyze konferansta sonradan geldi. Böyle kapıdan girdi, gördüm ben onu. Yaşlı teyze hemen dikkatimi çekti. Orada böyle kendi aralarında bir konuşma oldu, onu da fark ettim. Sonra baktım teyze ayakta kaldı. Dedim ki lütfen bir tane sandalye getiririm. Sonra bana arka planda olayı anlattılar. Hocam siz sandalye istemeden önce orada bir çocuk oturuyordu. Orada kadınlar demişler ki hani çocuk kalksın teyze otursun. Annesi şey demiş, o da bir birey, kalkmak zorunda değil demiş. Bu bireyselcilik değil, bu narsist bireyler yetiştirmektir. Şimdi bak biz bunun zahmetini nerede göreceğiz? Bugün biz de tabii ki kimse evladım bana baksın diye çocuk dünyaya getirmiyor. Yani yaşlandığı zaman ona hizmet etsin bizim diye. Bizim adetimiz böyle değil yani. Ya bu da bir evrensel değer. Yani sadece annen baban olmasına gerek yok değil mi? Bir yaşlıya bir kap yemek götürmek, ihtiyacı olana bir bardak su vermek. İşte o gün sen bir gün evladından bir bardak su istediğin gün o diyecek ki ben senin suyunu getirmek zorunda değilim. Ben sana bakmak zorunda değilim. Bu benim hayatım. Ben sana bakarken kendi hayatımı yaşayamıyorum diyecek. Biz bu o gün anlayacağız bunun acısını ama şişten geçmiş olacak. Bugün mesela şöyle etrafıma baktığımda özellikle yeni nesil yani komşusundan haberdar değil, arkadaşından haberdar değil, açtan haberdar değil, ihtiyacı olandan haberdar diyoruz ama değil. Bunun nedeni kim biziz? Biziz. Ben bak bugün kesinlikle çocukları da suçlamıyorum, gençleri de suçlamıyorum. Sen onu öyle yetiştirdin. Bugün suçlu olan o çocukları yetiştiren bizler, aynen anne öyle. Babalar. Aynen. Yani bizler değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Bugün ben niyetliyim dediğimde gençler diyor ki hala oruç var mı diyorlar. Bak ne kadar üzücü. Maalesef. Yani insanlar var. Bizler bir toplumu ayakta tutan o toplumun milli ve dini değerleridir biliyor musun? Dini ve milli değerlerini kaybettiysen toplumu kaybetmesin demektir. Allah korusun. Bizde hiçbir zaman o yüzden kaybolmaz Allah'ın izniyle ama sonuçta değerlerimize gibi, sahip çıkacağız. Yani böyle azalma evet. Oluyor. Sizde nasıl böyle şeyler? Gençlerimiz akrabalık ilişkileri falan nasıl? Ya şöyle dini açıdan mesela Kongo'da çok az Müslüman var. %10 sadece. Onun yok için... şey olarak diyorum akrabalık. Akrabalık ilişkileri. İlişkileri nasıldır mesela? Biz çok kalabalık aileler oluyor zaten. Bazen. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 9 kardeşiz. Maşallah. Ve bazen işte köyden ya da bir yerden bir akrabam geliyor. Yeni görüyorum yani o kadar kalabalığız ki. Ya. İstemesen de o bağ oluşsun ya. Kaç amcam var? Kaç dayın var? Çok zor bir soru soruyorsunuz şu anda. O kadar söylemeyecek kadar ha? Evet. Vay yani işte dayılarımı sayabiliyorum ama baba tarafı biraz kalabalık. Çünkü benim işte babamın annesi bir kere hani boşandı bir daha evlendi. Bayağı bir kalabalığız yani öyle söyleyeyim. Bizim Fadile'nin, Fadila'nın babasının şeyi vardı değil mi? Onun kabile vardı. Onun babası, evet kabile reisi falan. Sizde de var mı öyle şeyler? Benim dedem muhtardı. Kabile reisi de diye geçer burada. Aynı şey. Dedi ki, Fadela'nın babası şeyde, kabile reisi. Dedi ki, benim dedem muhtardı dedi. İlk Türkçe... Şu mu dedin? Muhtar. Şu arkada kim? Ha, o benim abim. Ha abi. Babam. Ha şu baba. Türkçe öğreniyoruz, sınıftayız. Şimdi hoca bize soruyor, herkese soruyor. Baban ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor diye. Ben direkt şunu dedim. Benim babam kral dedim. Oo, güzel. Ama işte dedem muhtar demek istedim. Kelimeler karıştı. Dedemi babamla karıştırdım. Dede mahalle muhtarı mı orada?
Yok, bildiğiniz köyde muhtar. Ha, köyde muhtar. Evet. Köy muhtarı. Evet, idi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vay be. Öyle. Evet. Şurada, şu anda kimleri görüyoruz? Şu anda anne, annem, babam İstanbul Havalimanı'nda, Havaalanı'nda. Abim, şey, kardeşim var arkada. O da Bursa'da pazarlama okuyor. Babam da üniversitede profesör, sağlık dersini veriyor. Vallahi de, ne, doktor mu? Yok, proje, sağlık projelendirme, işte sosyal projelendirme şeyleri, derslerini veriyor. Şu an arkada senin mezuniyet şeyin galiba. Evet, yeşil giyen abim olur. Abi. Diğer taraftaki de abim, en büyük abim ve hemen benden önce gelen abim. İsmail ve İbrahim. İsmail Kocaeli'de okudu, İbrahim Konya'da okudu. Şu anda sizin bütün aile o zaman Türkçe biliyor, anne baba dışında. Onlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. İyi, ne güzel ya. Buradan selamlar olsun. İzliyorlarsa bizi. Evet, çok tatlı. Bizim ellerinden tatlı, öpüyoruz. Çok tatlı, enerjileri çok güzel. Abilerine de, amcalarına, dayılarına, bütün eş, dost, akraba kim varsa buradan çok kalabalıklar. Sevgiler, selamlar. Evet, sayayım yana şimdi. Evet, şimdi bunu da gösterelim mi sevgili Ayşen? Tamam. Oruç tutucu kim bu Ramazan? Çocuklara en güzel şekilde değerlerimizi, kültürümüzü. Ha, burada hep hikayeler var değil mi? Evet, şimdi kahramanımız diyor ki kim bu Ramazan? Ramazan'ı öğrenmeye çalışıyor. Orada işte annesine. Bak burada özellikle mesela Ramazan davulcusu, burada bir mani bıraktık. Yine bizim Ramazan'la ilgili değerlerimiz. Bak burada özellikle vermiş olduğumuz bir mesaj var. Bugün küçük aile, artık çekirdek aile. Evet, büyük mesela bak de. Dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz de büyüyen çocuklar. Onlarla bak mesela tekne orucunu anlattık burada. Teknede güzel. Bir de Ramazan iyilik takvim bıraktık içerisine bu şekilde. Harika ya. Vallahi gün, güzel şeyler yapıyorsun. Şunu da şöyle koyalım. Evet, en güzel şekilde. Nuray'a gidelim. Nuray'ın anlatmadığı. Bakalım Nuray neler yapmış bize. Gel. Abdülkadir gel. Ben şimdi. Evet Nuray. Şundan başlayalım bence. İbn Sina'nın kadim reçetelerinden yaşlanma karşıtı cilt bakım yağı. Şimdi dur, ben buraya mı geleyim? Osmanlı Sarayı'ndan getirdim bu tarifi. Sultanların çoğu bu tarifi kullanıyormuş. İçerisinde kenevir tohumu yağı ve at kestanesi var. Bu iki bitkinin yapısına baktığınız zaman bütün bitkilerin en üstünde oksijen üretiyorlar. Hmm. Hatta ben yokum bu, yanında, hadi yap bakalım nasıl yapacağız. Buse Hanım'a getirdim bunu. Aa, teşekkür ederim. Dilek Hanımcığım, bu da sizin. Ay, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne, nasıl yapacaklar hanımlar? Bunu şimdi da gösterelim. Nasıl yapacağız? Bu kenevir tohumu yağı. E vitamini açısından çok zengin. Yani o kadar çok zengin ki ve protein açısından çok zengin. Bunları öğrenmemiz lazım. Bunu erkekler de süremez mi? Erkekler de sürer. Niye, erkekler yaşlanmıyor mu? Hayır. Bu sanımı getir dedin de ben götürmeyeceğim. Kendime siz de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? Bir yemek kaşığı. Tamam. Kenevir tohumu yağını ekledik içerisine. Ve at kestanesi. Evet, bir tatlı kaşığı da at kestanesi yağı ekleyeceğiz. Osmanlı Sarayı'nda sultanlar bunu kullanıyorlarmış. İbn Sina'nın özellikle yaşlanma karşıtı olarak anlatıyor. Kenevir tohumunu yaşlanma karşıtı olarak anlatıyor. Bu şekilde karıştıracağız. Tamam. Sonra şöyle açalım. Damlalığın içerisine koyarız. Akşamları yatmadan önce, nem oranı çok yüksek. Cildi aşırı derecede nemlendiriyor. Elastikiyetini sağlıyor. İçerisinde çok yoğun protein olduğu için cildi besliyor. Bak nasıl parladı, ve görüyor musun? E vitamini açısından çok 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 zengin. Dileğin aynı zamanda bize de sür, bizimki bitmesin. Abdülkadir Esir. Abdülkadir Esir bana da sür. Abdülkadir Esir. Evet, her cilt yapısına uygun. Dileğinden sür, benimki bitmesin. Mis. Siz bitince söyleyeyim, ben getiririm yine size. Bak bak, parlamayı görüyor musun? Hı-hı. Bak. Vallahi bak ne güzel parladı. Baba Abdülkadir'e bak ne güzel parladı. Kara mı oldu biraz günde daha? Günde bir kez bile sürmeniz yeterli. Gece yatmadan önce, hatta böyle hafif. Güzel. Cildin, gözeneklerinin ve sinir sisteminin çok yoğun olduğu şöyle 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 yaptığınızda. Ben yıllardır bunu kullanıyorum. Hiç krem kullanmıyorum. Kokustan. Kenevir tohumu yağı. Bunu, bu, at kestanesi. İçilir ki bu aynı zamanda. Tabii tabii, içiliyor da. İçiliyor. Aha. İçilir yani. İçildiğinde de özellikle uykuda çok iyi. Uyku kalitesini artırıyor. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik de çok etkili. Beyin yorgunluğunda çok önemli. Günümüzde insanların en çok zorlandığı problemlerden bir tanesi uyku. Uyku. Yani insanlar uyuyamıyorlar.
Doğanın destek... bak ne kadar büyük şeyleri var biliyor musun? Hani biz geçen hafta şeyi konuşmuştuk ya, EQ, zeka, IQ diye, evet, IQ, evet, ve EQ. Çocukların EQ zekasının yükseldiği yerde doğa biliyor musun? Mesela bir çiçeğe dokunacak, bir böceğe dokunacak, koşacak, ağaca tırmanacak. Sonra insanlar bir yürüyüşe çıktıklarında mesela doğada oksijen aldıklarında rahatlıyorlar ve her şey... Tabii ki. Aslında doğada bütün mucize doğanın. Mesela çıplak ayakla yürümekle, evet, toprağa basmak arasında çok fark var. Evet. İnanılmaz. Peki derece. Şunu ben çok merak ediyorum. Abdülkadir, uyuzu önlemeye yardımcı. Önlemeye yardımcı. Uyuzu biliyorsun değil mi? Evet, şöyle kaşındıran değil mi? O muydu? Aynen. Evet, tamam. Uyuz. Niye bunu çok... getirdin Nuray? Bunu neden getirdin? Söyle bana. Ya çok soru almıştım. Uyuzla ilgili. Evet. Vallahi mi ya? Evet, gerçekten çok... Uyuz hala görülüyor mu? Evet, çok sık var. Allah Allah. Çok sık var. Ha, tamam. Bir de sıfat olarak da kullanılıyor değil mi uyuz? Evet, uyuz kelime. Uyuz insan. Uyuz. Hala görülüyor mu deyince, evet, çok uyuz bir arkadaşım var. Evet. Uyuz önleme yardımcı karışım. Evet. Çok etkili. Yine bu da İbn-i Sina'nın bir kürü. Mesela bu uyuz oldun. Ondan sonra mı kullanıyorsun yoksa... Olmasın. Hayır, uyuz olunca kullanıyorsun. Ama tamam, uyuz olmadan da kullanılabiliyor ama farklı alanlarda. Mesela diş eti kanamalarında kullanabiliyorsun. Hı. Yarım litre elma sirkesinin içerisine. Evet. Dün yine sirkeler yaptınız herhalde. Evet, evet, bir yaptık. Çay bardağı melisayı ekliyoruz. Melisa'nın diğer bir adı oğlotu olarak geçiyor. Hı hı. Nasıl özellikle... yaptırıyorum bu arada? Nasıl yapıyorsun? Bunlar basit. Kalbi ferahlatıcı özelliği çok fazla. Kasları inanılmaz derecede sakinleştiriyor. Ruhsal olarak da değil mi? Evet, dinlenir, evet. Sana. Özellikle mesela Ramazan ayındayız ya. Tansiyon hastaları, strese bağlı ise eğer tansiyonları, gece yatmadan önce bir fincan içtiklerinde çok rahatlatıyor gerçekten. Melisa çayı değil mi? Evet, sebebi bilinmeyen tansiyon dediğimiz şey de çok etkili. Her ikisini güzelce bir karıştırdıktan sonra bunu 21 gün içerisinde bekleteceğiz. Ha, tabii. 21 gün bekleteceksin onu da. Şeye baktığımızda biz tıp alimlerin kitaplarına baktığımızda ben şunu gördüm. Lokman Hekim Hazretleri biliyorsunuz çok bitkilerle konuşan. Her bitki onu gördüğünde ne işe yaradığını söylüyormuş. Sen bilirsin. Evet. Bütün ilaçlarını sirkede bekleterek hazırlarmış. Çünkü sirke biliyorsunuz hem keskinliği var hem eritici özelliği var. Bitkilerin bütün özü sirkenin içine geçiyor ve... İnsan bedenine kullanımda daha etkili oluyor. Yani sindirilmesinde, kullanılmasında. Çok hızlı şekilde kana karıştığı için. Biz bunu 21 gün bekletiyoruz. 21 gün sonra, süzdükten sonra böyle sprey şişelerine koyacağız. Kaşınan yerlere... Var mı? İçinde var. Varmış, içinde evet. Var. Ben yerlere... şunu düşünüyorum. Uyuz oldum, 21 gün şimdi nasıl bekleyeceğim? Onu düşünüyorum. Hayır, arada... onu önceden hazırlayacaksın bunu canım. Evimizde durabilir. Uyuz olacağım ne zaman? Bir de diş eti çekilmelerinde çok etkili bu. Nerede? Diş eti çekilmelerinde. Diş eti çekimi, ha böyle geçti. Diş eti kanamalarında ve diş iltihaplarında çok etkili bu melisalı sirkeli karışım. Bu. Çok da kolay. Evet evet, çok da kolay. Abdülkerim, bizi bir reklama atar mısın der misin? Kısa bir reklam, reklamlardan sonra birlikteyiz. Kısa bir reklama gireceğiz. Reklamlardan sonra konuşamadım bir saniye. Kısa bir reklama gireceğiz. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Yine konuşamadım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. Evet, evet. Bütün tıp çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. Sağlık hepsine sektöründe. Yürekten sevgiler. Ben sağlıkçıyım. Aynen, evet. Sen de sağlıklısın mesela. Senin de Tıp Bayramı, evet, kutlu olsun. Çok önemli bir vazifeleri var. Yani her mesleğin tabii ki kendine göre önemli değeri vardır ama sonuçta direkt insanla, insan sağlığıyla ilgilendikleri için önce Allah'tan sonra onlardan hep biz şifa bekliyoruz. Bütün tıp çalışanlarının, bütün doktorların, kim varsa o çalışan olarak tıp çerçevesi içerisinde hepsinin Tıp Bayramı'nı kutluyoruz bir, evet, kez daha. Nuray Kaypuzcu'ya bugün teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok önemli, güzel böyle karışımlar verdi. Bize de hediyeler size getirdi. Size sürprizlerim olacak. Aa, peki tamam, teşekkür ederiz. Dilek Cesur bizim çok, zaten. Evet. Bizim canımız. Çok teşekkür bizim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Eşine çok selamlar. Aleyküm bizden. Selam. Ve son olarak
Kaç dakikamız var ona göre ismini okuyacağım. Tamam. Abdülkarim, Kasongo, Kalabo, Mabutu, Seseseko, Nenengedu, Vazabanga, Lukumendevru. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Harikasın. Eşinle birlikte İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, bir ömür boyu mutlu ol. İnşallah. Anneye, babaya, buradan Demokratik Kongo'ya bizden selamlar. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yine bekliyoruz. Tamam. Ya da ben geleyim size. Olur, bekleriz. Tamam, inşallah. Görüşmek üzere efendim. Yarın yine aynı saatte Osman Egin hocamla buradayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.